Neden sesi açıyoruz? Çünkü az önce sesimiz yoktu. O yüzden bu merti de bir türlü bırakamıyorum. Merhabalar. Evet, ses geliyor. Ses yolda. Hemen buradan da hikayemize geçelim. Bazen önünüze bazı engeller çıkar. Şey yapamazsınız. Bu da o engellerden birisi. Ses var. Seste sıkıntı yok. Hemen hikayemi anlatmaya başlayacağım ama hikayemi nerede anlattığımı bulabilirsem. Orada Lincoln denen birisi bir şeyler yapmış. Teşekkür ederiz. Ne olduğunu pek çözemedim ama teşekkür ediyoruz. Ahbap, ben Mertkan 146. Diğer hesapta bit yokmuş. Artık buradan atacağım. Nick'imi takma. Bit hayırlı olsun. Serdar denen herif öbür taraftan diyor ki: teşekkürler Ahbap. O böyle diyor. Ben bir şey demiyorum. Benim pek de umurumda değil. Ben konser sarsaparilla mı içerim? Çubuğumu tutuyorum. Hemen camı sıkar, paralarımı sayarım. Bu benim için yeter. Bu PC'den giriyorum, daha hızlı yazacağım ama yayın donuyor. Ya internet yavaş. Merhaba Burak. Dostum. Dostum derken hepinize sesleniyorum. Ben anlıyorum ki bazılarınızın kafası karışmış. Beni Serdar zannediyorlar. Evet, Serdar bu kanalın sahibidir. Evet, Serdar bu yayının yönetmenidir. Ama ben, bu benim hikayem. Ben Cenk Oğuz. Öyle. Ben sanırım yürümekten de gayet sıkıldım. Biraz daha enerji koruma vakti geldi. Bay Higgs'e bir sürüngen demiş. Ve Bay Higgs durumu var. O da ayrı bir sıkıntı. Bana oradan serseri demiş, it demiş, köpek demiş. Mertkan. Serdar yönetmenimiz o taraftan diyor ki: bak uzaylılar düşüyor diyor. Gökyüzüne bak diyor. Ben buradan bakıyorum. Bir şey göremiyorum. Ama o da yönetmen herhalde. Bir dediği vardır yani. Bilemeyeceğim ama. Hemen tabancamı çıkarayım. Hikmet Emre. Sen de sanırım. Benim de kafam karışmış. Ben Cenk Oğuz. Serdar benim hep ismimi kullanırdı. Artık kullanamayacak. Aramızda bazı hukuki meseleler geçti. Ve böyle kararlaştırdık. Wow, hemen şu lanet böcekleri bir halledelim. Tabancamı hızlı çekerek. Cenk Oğuz, sen nasıl bir böceksin böyle ya? Neyse öyle ölü böceksin artık. Ben Zirkon Vega'yım. Uydumuzda yaşayan Exif, bak orada hala bir tanesi duruyor. Artık durmuyor. Artık hep duruyor. Bakalım değerli bir şeyler var mı diye. Yani çalacak bir şeyler var mı diye.
Lincoln Bey oradan yine bir şeyler yapıyor, anlamıyoruz. Ama yönetmenimiz nedense teşekkür ediyor size. Bunların hiçbiri değerli değil. Hiçbiri değil. Bana değerli şeyler verin. Bu ne? Şey değil. Malzeme dolapları boş. Her şeyi almışlar. Nuka Cola. Oy, hiç sevmem Nuka Cola'yı. Ben Sunset Safari'yi severim. Tokayı alalım. Kilitleri açarız. Kilitleri açmakta üstümüz yoktur. Kahve fincanını ne yapayım ben? Kahve içmiyorum. Cenk Bey, böcekler yatağınıza kaçsın. Böcekler bana bir şey yapamaz. Elimde tabancam olduğu sürece böcekler bana bir şey yapamaz. Aa, bir şey yapamıyorum ben de. Hemen şuraya bakalım ne var buralarda. Şişe kapağı hemen aldım. Bunu da yapamıyoruz. Çok ilginç. İyi o zaman geri döneyim. Demek ki burada bir şey yok. Hayali insan. Neden reklam yapıyorsun? Gelmiş burada reklam yapıyorsun. Serdar yönetmen oradan beni uyarıyor. Diyor böyle şeyler izin verme. Cenk Bey, bu şapkayı ne zamandan beri takıyorsunuz? Ben bu şapkayı bildiğim bileli takarım. Aramızda kan dökülmüş bir insandan kalma bir şapkadır bu bana. Bu ne demek bilemezsiniz siz. Bunun bizim buralarda başka bir anlamı var. O yüzden şapkayı çıkarmayacağım. Selamlar Cenk Bey demiş teknika. Sana da selamlar. Biz buralarda hep böyle selam veririz. Ben nereye gidiyorum hiç bilmiyorum şu anda. Cenk Oğuz, Serdar Üskürkaltı tanıyor musunuz? Nasıl birisi sizce? Serdar Üskürkaltı'yı tanıyorum. Hemen karşımda oturuyor. Ekran diğer tarafında kendisi yönetmendir. Bana sürekli talimat veriyor kulaklıklardan ama benim hikayem olduğu için çok da fazla takmıyorum yani onu. Ama onunla bir problemim yok. Benim problemim Higgs'den elemanla. Şu Higgs'den elemanla. Bozan Higgs mi diyorlar? Ne diyorlar artık? Nasıl bir bozuksa. Oğlum bana çok ters geliyor. Bana serseri diyor ya. Serseri diyor. Diyor ki ben silahları kölen gibi kullanıyormuşum. Bu silahlar benim yoldaşım. Şu değil de yoldaşım olan bir silah var. Onu Brimden'in bir kasabada bırakmıştım. Böyle bir yere kilitlemiştim. Onu almamız gerekecek bir ara ama tabii şu anda değil. Burada da böcekler var. Ben böceklerden hiç haz etmem. O yüzden hemen pat pat indireceğiz sizi aşağı. Yapacak bir şey yok. Ben tanıyorum adamın dibini demiş. Hikmet Emre. Ben adamın dibi mi değilim. Ben sadece kendimi düşünen bir elemanım. Ben üç şeyi düşünürüm. Tabancamı düşünürüm. Neyi düşünürüm? Parayı düşünürüm. Ve de ikisini de şey yapmak için kendi dilimi düşünürüm. Dikkat etmek lazım. Ne zaman konuşup ne zaman konuşmayacağına. Öyle. Cenk Oğuz silahsız olamaz. Silahsız da Cenk Oğuz olamaz. Ya evet aynısını dedin. Şimdi şöyle bakınca evet doğru söylemişim gayet. Doğru söylemişim. Şuradan şöyle bir şey yapayım. Hareket ne diyeyim hani saygı anlamında. Cenk Bey isterseniz Bay Higgs'i birlikte pataklarız. Valla fark etmez. Lincoln Beyefendi yine atıyor bir şeyler. Teşekkürler Lincoln. Arkadan Serdar yönetmen bir şeyler diyor bana. Teşekkür ediyor bir şeyler diyor ama ben pek sallamıyorum yani onu. Dikenli armut nektarı. Dur 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Şu mezarları kazıyorum da. Yani güzel de şeyler çıkıyor mezarlardan. Mezarlar neden böyle şeyler gömüyorlar onu anlamış değilim ama. Lan. Şurayı hatırlıyorum ben. Ben bunu burayı hatırlıyorum. Bu şerefsiz beni denen elman beni burada vurmamış mıydı? Wow, adam sağlam sigara içmiş. Özel sigara da izmarit ediyor.
Adam diyor ki sağlam sigara içmiş. O burada da var. Özel sigarata izmariti. Bunları inceleyelim bakalım neymiş bunlar. Hoş geldin Hamza. Hamza Pop, hoş geldin. Lanet beynin canını okuyacağız. Aynen öyle yapacağız. Lenny bize bir kurşun hediye etmişti. Biz de ona bir kurşun hediye edeceğiz. Ben bu arada yılan sesleri duyuyorum. Biliyorum. Bilmiyorum. Acaba size de geldi. Ya. Bunun sesleri size gelmiyor sanırım şu an anladığım kadarıyla. Ben burada hikaye anlatıyorum ama hikayenin kendi sesleri size gelmiyor sanırım. Neden öyle oldu anlamadım. Neden öyle oldu ya? Hayırdır ya? Anlamıyorum ben. Neden olan şu anda bunun sesi gelmiyor? Yok geliyormuş tamam. Geliyormuş benim hatam. Ben aldım mı bu arada alacağım? Almışım o zaman. Tarafa doğru gideceğiz. Yalnız o şurada bir şeyler var. Oraya gitmeden olmaz. Oraya gitmeden olmaz. O pis uzaylı bozuntusunu yok et ve Exif ırkının intikamını al Cenkos. Exif ırkı mıdır? Elif ırkı mıdır? Exif hırkası mıdır? Gezintiye başlı olan nedir bilmiyorum da umurumda değil. Ama şu Higgs bozuntusunu ortadan kaldırma konusunda hemfikiriz. Bir ara o konuda bir şeyler yapmamız lazım bizim. Böyle gitmez bu olay. Böyle olmaz. Cenk Oğuz. Çubuğunun ağzınıza tutuyorsunuz. Bu çubukları tüttürmek çok hoşuma gidiyor ondan. Bağımlılık yaptı. En son lollipop aldığımdan beri şey yapıyorum. Bunları hallediyoruz. Mermi yapma tezgahı. Mermi yapabilirim aslında her şey varsa. Hayır bunları. Hayır hayır. Bunları hiç kullanmayacağım. Cephane kutusu ne varmış? Yani. Bakalım çok fazla şey almayacağım. Burada elektronikler. Elektronik bunlar. Biraz satarım ben bunları. Güzel. Lincoln. Belli bir ücret karşılığında sana Higgs'in adresini verebilirim Cenk. Teşekkürler Lincoln'cığım. Onu daha sonra biz kendi aramızda hallederiz. Ve ben bu arada şeyi ilk kez görüyorum. Onu da söyleyeyim. O mesajları ilk kez görüyorum. Ama bundan sonra da görmeye şey yaparız. Devam ederiz. Bekle hoş olmadı. Çubuk. Ama ya, şey yapacağız bir şeyler. Şimdi. Bu neymiş? Delikanlı yaşamı. Dergidir bu. Koleksiyonculara gider. Al bakalım. Olmalı. Bize yardımı dokunur. Başka da bir şey yok burada sanırım. Bu neymiş? Golf sopası. Golf sopasını ne yapacağım lan ben? Ama şöyle bir saate bakalım. Belki geç olmuştur. 8 olmuş. Çok da geç olmamış aslında. Burayı da kullanabiliriz ara sıra ama tam olarak da değil işte. Her zaman da kullanmayız. Vay. İlginç sesler var. Ne diyor burada? Dikkat, ölümcül pençe çıkabilir. Ulan bunlar şu devasa yaratıklar değil mi? Kertenkelden türeyen devasa yaratıklar değil mi? Burada bir işaret var. Çok ilginç. Nedir bu acaba? Cenk Oğuz, Warband yayını ne zaman olacak? Açıkçası Serdar yönetmenim bana diyor ki Warband'ın yayını olmayacakmış. Warband'ın videosu olacakmış. Öyle diyor. Yakıcı. Uf, sağlam para. Al al. Fırtınacı şapkası. Algıyı artırıyor ama benim de algıyı artıran bir şapkam var tabi. O yüzden ha. Bunu alalım. Onu satarız. Şunları da satarız. Şunları da satarız. Cenk Bey, ileri saatlerde ne yayınlar olacak? İleri saatlerde bir şeyin yayını olmayacak. Serdar Yönetmen diyor ki 2 saat, en fazla 2 saat yayın kaldırıyormuş bu kanal. Onun dışında yarın yayın varmış. Yönetmenin dediği gibi. Bu arada ben burayı bir türlü çözemedim. Şurada 3 tane mezar var. Yani bir de
Ben hakikaten çözemedim burayı. Başka bir şey de yok sanırım. Birisi de ilginç bir şekilde şu tarafta kayaya böyle bir şeyler saklamış. Aldık ama hakikaten anlayamadım. Cenk Oğuz, senin de bir açığını buldum. Sen bir zamancı olacaksın. En son Serdar ile Skyrim'de bir tuzağa düşüp can vermiştin. Seni hatırladım. Cenk değil mi gençler? Şimdi arkadaş. Ahbap. Dostum. Köpek. İt. Kurt. Öl bakayım artık. Bak pat diye öldün. Pat diye öldün. Neden? Çünkü ben senden daha üstünüm. Bu yüzden. Şimdi o şeye gelirsek. Zaman yolculuğu meselesine gelirsek. Ben bilimden, tıptan, ondan bundan anlamam. Ben kendimi Doktor Mitchell'in hasta bölümünde buldum. Beni kaldıran oydu ayağa. Uyandım. Ve öğrendim ki ben adında bir hıyar beni kafadan vurmuş. Ama beni kafadan vurmak bile burasını da sağırım şeytan ağzı diyorlarmış. Öyle bir duymuştum bir yerlerden. Bir bakalım belki güzel bir şeyler vardır. İşte beni denen hıyar vurmuş beni de. Öyle kafadan vurmuş ama kafadan vurmak bile yetmez. Aha Sunset Sarsa Parıyla mı o? Ne o? Yıldız şişe kapağı diyor. Aldık ama şişeler boş ya. Üh be. Ulan o kadar moralim bozuldu ki şimdi. Keşke dolu olsaydı. Mermileri aldım. Mermileri. Aha benim mermilerden. 357 kullanırım ben. 357'lik mermi kullanırım. Yok boş boş mermi kullanmam. Cenk Bey, kanım size ısındı. Bir aralar Bay Higgs'i hallederiz anladın sen. Hallederiz sen merak etme. Yaparız bir şeyler. Hareketi ters yapmış olabilirim ama ona fazla takma. Şuralarda başka bir şey yok. Ne o Sunset Sarsa Parilla kamyonu mu bu? Ne bu? Ama bütün Sunset Sarsa Parilla gitmiş. Tüh be kötü oldu bu ya. Çok istiyordum ben Sunset Sarsa Parilla'yı. Cenk Oğuz Bey. Cenk Oğuz demişsiniz. Birisi de Cenk Oğuz Bey demiş. Neden öyle demiş acaba? Ben mi yanlış duydum? Sanırım ben yanlış duydum. Cenk Bey, ha şey, Mountain Blade Warband yayını ne zaman olacak? Mountain Blade, işte Serdar yönetmeni bana söylediğine göre Mountain Blade Warband yayını olmayacak. Mountain Blade'in videoları olacak. Ha, çok istek olursa daha sonra da şunu da halledelim de bu kurtlar pek hayra alamet değil. Acımam kardeşim, vururum. Oyuncu İsmail, hoş geldin. Ben Cenk ve şu anda da hikayemi anlatıyorum. Ne oldu lan? Tuhaf sesler duymaya başladım böyle birden. Şimdi şunu böyle yapalım. Şunu buna geçirelim. Biraz da şuna verelim. Böyle kalsın bu biraz. İtabet de şöyle ucundan verelim. Mi? Bunu bir indirelim. Bunu 30 yapalım önce. Yani azından yetenekleri ben bu şekilde görüyorum. Sayısal şeyler şeklinde görüyorum. O tip ne ya? Tipimden ne olmuş kardeşim? Bu zamanda böyle. Bu arada ben şuraya bir yere bir şeyler not almıştım. Nasıl bir insan olduğuma dair hafızamı kaybederim diye ki kaybettim. Gayet şey yapmışım onu. Güzel yapmışım. Tam yerinde bir şey olmuş. Evet. Şu anda bana yardım edecek bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Çabuk. Aynen ben çok çabuk doldururum şarjörlerimi. Öyle Bay Higgs gibi 2 saatte doldurmam bir altı patların şeyini mermilerine. Arkanızda neden Freddy var Cenk? Diye sormuşlar. Ne bileyim kardeşim. Freddy birisi koymuş oraya. İşte biz bir çakarız bu şeye, bir vururuz. Mermi bir girer. O adam uçar, uçar, uçar. Ama yarın 9'da Higgs'i hallederiz. Higgs'i bir ara hallederiz biz. Siz merak etmeyin. Hayret bakalım şunu kurt. Ulan bir tanesi bile gelmedi böyle. Arkadaşlar yaklaşsaydınız belki yanıma alırdım sizi ama bir taneniz bile gelip şey yapmadı. Hepiniz geldi ve ısırmaya çalıştı. Şurada bir mağara varmış. Bir bakayım içeride. Belki güzel şeyler vardır. Fatih Emre donated 1000 TL demiş. Yani o ilginç bir durum olur.
Öyle bir yorum getireyim ben de kendime göre. Buralara kurt var. İlginç. Hemen seni de vurayım. Hemen halledelim. Evet, orada hemen durumu açıklık getirmişler. Demek ki Serdar yönetmen işini biliyor. Bunlar hep, burası hep kan be. Oho! Sizin bir ölmeniz lazım. Şuna sıkayım ben. Sıkamıyorum. Helal süper devam ediyormuş. Ne oldu Fatih Emre? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Buradan öyle numaralar sökmez. Oo, kurt yavrusu, yavru mavru fark etmez. Genk vurur affetmez. Sen bir adam gibi dursana. Olduğun yerde dursana. Bir tarafında bir şey mi var senin? Başka bir şey yok diyor herhalde. Kurt yok diyor. Bütün kurtları öldürdük. Bak bak bak, şuna bak ya. Ne kadar insan öldürmüşler öyle. Ne illet kurtlarmış bunlar da. Lazer tabanca. Tüş. Oha. Burak topraktan çıkan şeye bak. Ben bunlar uzaylılar vardı diye zannediyordum. Biz de altı patlar kullanıyoruz. Neyse, ben yine altı patlarından şey yapmayayım. Yapmayayım. Altı patlar en iyisi. Bunlar pek şey değil. Bu ne kadar saçma sapan şeyler ya. Şunları alırım ama. Neden böyle saçma sapan şeyler var? Çok ilginç. Savaş bıçağı. Of, alırım. Delikanlı yaşam. Onu da alırım. Ulan iyi ki bu mağaraya gelmişim be. Şuna bak ya. Mağara benim için. Baya güzel şeyler verdi. Recharger rifle. Evet, bu da öyle bir şey işte. Nur Işık cemaati kaftanı. Bir haltı yok. O yüzden dümdüz devam edelim. Cenk Bey, bir kurtlar neden atış ediyorsunuz? O mermileri Bay Higgs için kullanacağız. Efendim? Mermi benim için fark etmez. Herkesi her şekilde hallederiz. Ya zaten biraz sonra uyuyacağım. Bol bol da mermi topladım. Bir yerden bir altı patlar bulur. 357'leri sıkmaya başlarım. Çok ilginç ya. Bir yerden şey sesi geliyor böyle. Sanki birisi daktilo kullanıyormuş gibi ses geliyor. Daktilo'da ne olduğunu nereden biliyorum bilmiyorum ama. Bize nasıl hitap edebilirim Cenk Bey? Şimdi Mr. Jack. Sana Jackie diyeceğim bundan sonra. Jackie diyeceğim hatta sana bundan sonra. Jackie. Buralarda böyle denir. En ismine. Jackie bu arada. Sen buralara yakın mı yaşıyorsun? Amerikalıyım falan filan demişsin Bay Higgs'e. Burası da tam şey civarı böyle. Batı tarafı. Hiç Amerika Amerika falan kalmadı da. Anladın sen ne tarafta olduğumuzu. Bana Cenk deyin yeter. Bana hatta tek tabanca Cenk deyin. Daha güzel olur. Daha güzel durur. Daha tehditkardır bu. Sen de Bay Higgs'e ısınamadın değil mi? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Mermiler fark etmez. Cenk Bey'i affetmez. Aynen öyle. Şuraya da gelelim. Burası böyle ilginç bir yermiş ha. Bu ne? Burada bir şey var. Bu ne? Mızıka hiç gerek yok. Çantada neler var? Elbiseyi satarız. Güzel olur. Nuka Cola ya. Kim içmiş bu Nuka Cola'lar ya? Sunset sarsa parayla gibi. Muhteşem bir şey varken kim Nuka Cola içer kardeş? Kim Nuka Cola içer? İstediğim materyalleri getirdim ama elimi tabancayla getirdim. Ayıp oldu. Panda. Panda dostum. 58 panda. Panda 58. Sana nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Ben Serdar Merdar değilim. Ben Jack'im. Bunu bir türlü öğrenemeniz gitti. Bay Higgs'i hemen bir haftada öğreniyorsunuz. Beni bir türlü öğrenemiyorsunuz. Adamlara bir şey olsa, adamlara bir şey yok. Haydi şu haydutları indirelim. Silah, bana silahşör milahşör demeyin. Tamamdır tatlım. Seninle bir arada bir şeyler yaparız. Teşekkürler. Nasılsınız? Umarım afiyetlisinizdir. Hayırlı olsun. Abone olma açılmış. Açıkçası Serdar dostumuz, Serdar yönetmen yapmış bir şeyler. Aslında şu çözünürlük olayını da halletmişti ama bugünlerin böyle oldu bilmiyoruz.
Öyle. Şuradan hemen biraz su içelim. İçelim, biraz da içelim ya. Böyle kana kana içelim ya. Kana kana su içmek istiyorum ben buradan. Güzel. Cenk Bey, Bay Higgins'in yanında sadece 1080p vardı. Burada 160p ile var. Çünkü Bay Higgs bir şey beceremiyor. Bay Higgs beceriksiz adamın teki. Bay Higgs bilim yapar, tıp yapar, başka bir halt yapamaz. Ben yaparım. Serdar yönetmenimi bir şekilde ikna ederim. Yaparım. Sizden kaç tane var? Selim dostum. Selim. Sali derler. Sali derler sana buralarda. Ne oluyor be? Bir sıkıntı var. Ha. Şimdi sana burada Sali derler. Salley. O şekilde yazılır. Benden bu dünyada sadece bir tane bulursun. Her yerde de göremezsin. Ama ben seni her yerde görürüm. Bilmem anlatabildim mi? Öyle. Kanalda artık Serdar Bey dışında herkes gerildi. Bu işler böyle. Bu işler tek kişiyle yürümez. Tek kişi monoton olur. İnsanın yardım eder. Herkes yardım ister. Ben istemem. Çünkü ben tek tabanca Cenk. Beni buralarda böyle bilirler. Bu arada ben kendime uyuyacak bir yer bulup artık uyuyayım ya. Gecenin köründe oldu. Hakikaten uyuma vakti gelmiş yani. Şuralara bir yere yatayım. Burada yatılmıyor. Ha. Nuka-Cola şişesi yok, bir şey yok. Gayet güzel yer burası bizim için. Şöyle 6 saat yatalım. Yat lan 6 saat. Of, müzik süper. Müzik süper. Bana Jack diyorsun, bunu beğendim. Zaten gerçekten de öyle söylüyorlar ama sen deyince kendimi bir garip istiyorum. Tek tabancalı Cenk. Sen neyi istiyorsun oğlum? Bir kendine gel. Tuhaf tuhaf şeyler söylüyorum. Bak, tabancayı hemen cebimde, böyle tehlikeli bir durum fark edersem tabancayı çıkarırım. Bir dikkatli ol bakayım sözlerinde. Siz madem Serdar Bey değilsiniz ya da Bay Higgs de değil, o zaman beraber CS oynayın. Kardeşim. Kimsin lan sen? Kaç oğlum, kaç. Kaç 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 kaç. Adam bu peşimizden koşuyor. Kaç. Kaç. Merhaba. Merhaba. Helion sen. Devam et. It started off innocently enough. I was traveling, as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You didn't show any reaction to it, so I figured you didn't know what you'd gotten your hands on. Bu kapaklar neden bu kadar önemli? There's an old wasteland legend that says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called Sunset Sarsaparilla Stars. Daha fazla nereden bulabilirim? Sen, bir söyle bakayım. Sen de mi topluyorsun bundan? Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, I tell you the same. Seni vursam mı acaba? There's people out there so mad with the idea of treasure that they'll attack strangers just on the suspicion that they have some of those caps. Nereden bulurum bunlardan? İşte bu yüzden Sunset Sarsaparilla. İşte bu yüzden Sunset Sarsaparilla. Gelecek hafta size bir tane şey göstereceğim Sunset Sarsaparilla'nın. İhtiyar Festus kim be? Peki
Festus kim? Ulan uzun adamı nasıl bulacağım? Adam madem rivayet nasıl bulacağım bu adama? Cübbesiz Mertkan Hoca. Lincoln'u senin için değiştirdim ahbap. Teşekkürler Mertkan Hocam. Hazineyi söyle bakayım. Ha o tarz bir şey. Salla o zaman. Hadi görüşürüz. Demek senin işte kapağı yok ha. Bunu satar mıyız? Satmayız. Gerek yok. O mermileri alırım. Ben yazık mazık demem. Vururum direkt. Umurumda değil. Adamda yıldız şey kapağı vardı ben aldım. Cenk Bey düşündüğümüz kadar masum değil herhalde. Ben ne masum hocam ne masum o. Şeytani görüş için çalışma. Şeytani görüş için çalışma yapmama gerek yok. Gülüşüm yeter. Bakışım da yeter. Kardeş sana bir şeyler satmaya geldik. Ne yapıyorsun? Cenk Bey, Serdar Did reklamı, Bay Higgs kola reklamı yapar, siz yapmazsınız. Ben Sunset Sarsaparilla reklamı yaparım. Ama bu hafta yapmayacağım. Bu hafta hazırlıklı değilim. Çok bir şey kaçırdın mı? Tibet. Tibet. Kaçırdım tabii. İlginç ilginç şeyler oldu. Ama çok da bir şey kaçırmadın yani. Şu ana kadar çok da önemli bir şey yoktu ama. Sigara bulduk bir tek. Bir sürü sigara bulduk mezarımın başında. Çatılık neyin var göster bakayım. Wow. Bunlara bak be. Neyse bunların hepsini satalım. Sat bunu. Sat. Sen bana neyi vereceksin şimdi biliyor musun? Bütün 350'liklerini ver. 357'liğin var mı senin? Var. Ver bakalım onları. Ondan sonra ne vereceksin sen bana başka? Geniş silindiri vereceksin onu istiyorum. Apa pazarlarda kesin olarak yayın yapıyor musun yoksa arada mı? Yani Serdar Yönetmenim bana diyor ki her pazar düzenli olarak korku oyunu yayını yapıyormuş. Pazar günleri. Tabi ben bilemem ama yapıyormuş öyle söyledi. Bundan neyi çıkarırsan çıkarırsın gerisi benim için pek de şey değil yani korku oyundur budur falan. Fazla bir şey yok dur bakalım ben yanlış bir şey sattım şimdi. Ne sattık? Evet bunu satmışım bayağı pahalıymış. Bunu da Dr. Mitchell verdi ama satacağız artık yapacak bir şeyimiz yok. Bakalım başka nelerimiz var satacak. Kirli suyu sat hiç gerek yok. Ondan sonra başka ne var? Karton sigarayı sat gitsin. Şunları da satalım. Neyse bana vereceğin kayalarını ver de ben yoluma devam edeyim artık. Paranın tadı iyi geldi adama. Serdar Bey viskiniz eksik diyor. Kardeşim ben Serdar değilim. Serdar değilim ben. Beni karıştırmayı bırakın artık. Yeter ya. Cenk'imin Cenk. Çıkaracağım tabancayı vuracağım şimdi Serdar orada. Karşımda oturuyor. Vurayım mı? Çıkarıp tabancayı vurayım mı adamı? Onu mu istiyorsunuz yani? Ama onu yapayım. Cenk hap hap. Ağzınızdaki kulak temizleme çubuğu mu? Ağzındaki bir lollipop çubuğudur.
Gayet de... Got it. We'll keep that in mind. Now, if you're not gonna buy something, get out. What the hell is your problem? Oğlum seni öldüreceğim ben. Bana böyle ters bir harekette bulundun. Trudy'nin kadın sen misin? Causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Bunlar ne hakkında? Kim bu adam? Dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor Ringo comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Karıştırırsanız sıkıntı yok. Nerede bu Ringo denen eleman? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Hallederiz. Yoko bu. Neyse onu geçsin. Hoşça kal bakayım. Morning. Dur bakayım. Yardıma ihtiyacınız olan bir şey var mı başka? Belli bir ücret karşılığında. Yok, okey. Peki bana saldıran adamlar hakkında bir şey biliyor musun? I was able to get them to pay up though. Oh, yeah. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident. And it has been fallen since. Nereye gideceğini söyledi mi şu elemanlar? Kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. Neden? That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. Nereye yöneldiler? I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go east. Take Highway 93 up. Radyoyu belli bir ücret karşılığında onarabilirim. The outside looks okay, but I think something broke on the inside. Halledelim. Caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Bay New Vegas demek ha? Hadi bakalım. Hemen bir bakalım şu radyoya. Para varsa o zaman işte var. Tamir et, tamir et. Güzel. Ben ilginç bir şekilde masaların üzerinden falan da geçebiliyorum. Şu kadın nereye gitti ya? Ulan az önce buradaydı kadın. Bir bakalım bakalım nereye gitmiş. Bakın şu tarafa falan gitmiştir. Serdar'a ölüm yaşasın Cenk Ahbap. Bunlar tabii böyle ilginç komik şeyler. Az zamanı gelecek. Onu da yapacağımız olacak. Ulan bu eleman şey değil mi? Bana az önce laf atan kişi değil mi? Ulan ben sana yapacağımı biliyorum. Demek sen bana laf atarsın ha. Demek sen bana laf atarsın ha. O bir altı patlar mı? Bana mı öyle geldi? Sarım o bir altı patlar. İnanamıyorum. Bir de görünmez çocuğu var. Güzel. Bunu da satarız artık. Jake Bey, bu kadar parayı seviyorsunuz ama ne kadar zenginsiniz? Öğrenebilir miyiz? İşte param şu an fazla olmadığı için parayı seviyorum. Ama param da artacak. Hikayenin sonunda dünya kadar paramız olacak. Cenk Ahbap, aynı Hitman'e benziyorsun. Öyle bir karizman var. Sana karizmamın kaç olduğunu hemen göstereyim. En azından karizmamı sayılar üzerinden yorumlayacak olsaydım karizma 7 mi olurdu? What?
Evet, öyle olurmuş. Karizmam 7 olurmuş. Güzel, hoş şeyler bunlar. Hey there. I don't think Joe Cobb knew what hit him. I'm hoping you took him down for a good reason and not. Cenk Ahbap, Sersar'ı öldürün ama önce Bay Higgs. Oraya bakacağız. Cebim biraz boş. Buraları da ne yapabilirim biliyor musun? But if you're up for a little scavenging, there's always the schoolhouse. Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even Easy Pete wasn't able to crack with dynamite. If you want to take a shot at it, take these. Dengelik üzerine bir dergi. If the lock's too much for you to handle, reading through the magazine might give you the edge you need. Orada yanlış gösteriyor. Bence karizma 97 olurdu. Ana böyle. Always happy to help someone. Ana böyle yağlarla yağlamalarla falan gelmeyin. Ben kendimin de ne olduğunu bilirim. Diğerlerinin de ne olduğunu bilirim. Tabancamın da ne kadar sık denebilirim. Bunlar Serdar abiye iletilecek. Göreceğiz. İstediğini yapsın. Umurumda değil. Şunu hemen bir de koyalım. Güzel. Fazla mermisi yok şu an için ama şimdilik idare eder. Şuradaki okula da girelim. Bunda böyle silah takılacak yeri de varmış. Güzel olmuş, hoş olmuş. Aldığım istihbarata göre Serdar Western'in yollarına düşmüş. Cenk Ahbap dikkatli ol ve ensele onu. Serdar buraya varana kadar çok zaman geçer herhalden. O zamana kadar ben buradan gitmiş olurum zaten. Merak etmeyin siz. Gelse ne yazar? Altı patların yakını yanımda olduktan sonra bana bir şey olmaz. Ha bakın burayı da açtık. Bira. Ben alkol içmem. Sunset Sarsa Parilla içerim. Görünmez çocuk iyidir. Bu iyidir. At Coca-Cola'yı at. Sunset Sarsa Parilla. Demişken bir tane de içelim. Hazır gelmişken. İki tane içelim. Arda arda içelim. Bir şey olmaz. İki şişe birden dikeyim. Bir şey olmaz. Çoktan beri de içmedik. Oh ne güzel oldu Sunset Sarsa Parilla böyle. Cenk Ahbap, Skyrim'de ölüm döşeğindeydin. Kurtulmuşsun ama kurtulunca hafızanı kaybetmişsin. Anlaşılan Serdar senin yoldaşındı. Asıl Higgs öldürmeli ki. Ya Serdar yönetmenle fazla bir sorunumuz yok. Sıkıntı o değil. Bu arada ben neden buraya gösteriyorum? Ne var burada? Ne oldu lan? Neden buraya gösteriyor bana acaba? Darth Vader buraya gelecek and it's pointless to resist. İsterse Darth Sidious gelsin, isterse Darth Revan gelsin. Kim olursa olsun gelsin ama yine de benim tabancamda altı patlarım olduğu sürece bana bir şey yapamaz. Cenk Ahbap, senden bir ricam var. Serdar'ı ve Higgs'i vurur musun? Hemen yayından sonra ilk iş dostum. Yayından sonra ilk iş. Tabii kimin daha fazla para verdiğine bağlı. Serdar bana yeterince para önerirse belki de vurmam. Belki de sıktığım kurşun 180 derece döner. Belli olmaz. Of 3 tane burada bulduk. O zaman hemen bir tane daha içiyoruz. Hatta şunu da İçmeyeyim neyse. Ne zaman 3 tane bulduğum zaman. Vay. Ateş edeceksen o zaman ıskalama. Iskalarsan ben ıskalamam. Sigara iyi mi diye sormuş Furkan. Şimdi Furkancığım. Bunu senin cahilliğine vereceğim. Bu sigara değil. Bu lollipop çubuğu. Ama yine de umurumda değil. Çünkü ben böyle bir insanım. Joko'yu öldürdüğümü söylemeye geldim. Hadi lan o zaman baksaydın. Hayali insan. Vururum. Serdar'ı da vururum. Bay Higgs'i de vururum ama biraz daha karavanını alıp bakayım. Şimdi oynayamam.
Parti ekibi ne yapacaksın? Onları vururum ama bana daha fazla para verirlerse bakarsın kurşun 90 derece döner. Belli olmaz. Genk Ahab, iyi bir intikamcı kendi kusurlarını bilir. Senin kusurların ne? Senin kiralık bir arkadaş ekledim var. Benim tek kusurum var, o da paradır. Para gözüm parayı gördüğü zaman işler değişir. Sigara gibi duruyor demiş Furkan. Oğlum sigara olsa tutar bir kere. Dumanı falan filan olur. Bu zaten olacak. Şimdi ne var? Bakalım kimleri toplayacağım. Çaktırmayın beyler. Cool görünmeye çalışıyor. Cool görünmeye çalışmıyorum ben. Cenk. Kendim gibi görünmeye çalışıyorum. O da bana yeter. Bakınız efendim. Ben bunların hepsini... Oha. Akustik gitar. Gitar çalmam ama satarım. Ben bunların hepsini ön ödeme olarak alıyorum. Sen de buna bana bir şey demiyorsun. Tek şey çıkarmıyorsun. Bunlar hep Sunset Sarsaparilla mı? Oh, Sunset Sarsaparilla. Müthiş. 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 12 kalibre fişek hemen. Steam Pack'i de hemen çakıyoruz. Madem hayatını kurtaracağım değil mi? Sağlam bir ödeme almadan olmaz. Karton sigara var. Bunları daha sonra çalarız. Sıkıntı yok. Şey kapaklarını alıyoruz. Abi bana her zaman oyunda böcekleri ölüyorum. Taktik lazım. Şimdi bilmiyorum ama hızlı silah çekme diye bir şey var. Böyle V'ye bastığın zaman hızlı silah çekiyorsun. Onu tekrar şey yapman lazım. Onu böyle bir pratik yapman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Hemen açtık burayı da. Bunu aldım. Sigara paketlerini aldım. Kurşun boru kalsın. Kurşun boruyu ne yapacağım oğlum? Boru mu satacağım insanlara? Boru mu öttürüyoruz biz burada? Yok öyle bir şey. Bu arada bir Sunset Sarsaparilla daha çakayım ben. Çünkü az önce bayağı bir bulduk. Yanımızda da bayağı oldu. Sürekli çakalım. Her şey para. Her şey para benim için. Her şey. İnsan hayatı da para. İnsanın ölümü de para. Varoluş da para. Yok oluş da para. Benim için var olan tek şey para. Hoş geldin Eren Sadıkoğlu. Hoş geldin. Hikayemize hoş geldin. Burada neler yapabiliyoruz acaba? Şey yapamıyoruz herhalde. Abi sen hangi takımlısın diye sormuş Eren. Ben takım tutmuyorum. Takımı ta nükleer bombalardan önce tutuyorlardı. Artık tutmuyoruz. Bart ekibine hücum. Bu kolaydı. Dur. Joe Cobb's dead. His friends will come after the town eventually. However, between you, me and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. You could convince Trudy to join us. Some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Trudy, neyse ben bunların hepsini hallederim. Teşekkürler. Trudy ile önce bir konuşalım. Trudy, bebek, ne yapıyorsun? Biliyorum. Kurşunlar, patlayıcılar, her şey. Bir para karşılığında tabii ki. Jacob, para olmasaydı ne yapardın? Şimdi kardeş bak, para senin gücünü bir başkası üzerine uygulayabilmen için kullanabileceğin en pratik silahtır. Para olmasa onun yerine geçen başka bir şey olurdu. Radyonu tamir ettim bu arada. Lütfen paramı da verirsin artık. 50 şey kapağı mı? Çok az lan. Daha fazla ver. Daha fazla. Genk Ahbap, bu kadını neden vurmuyorsun? Çünkü bu kadına daha yapılacak işçilerimiz var. Ve de boşu boşuna şey yapmama gerek yok. Yani bu kadının bana hiç sonra çıkaracağı bir sıkıntı yok. Orada arkada tabanca görüyorum, onu daha sonra çalarım. O da benim için sıkıntı değil. Ama yani bu kadar. Bir de söyle bakalım, Arazin devamında ilginç bir şeyler var mı?
Yank, gerçekleri anlat. Skyrim'de suikasta uğramış, Serenar canlı sor kurtarmış ama sen ölmüştün. Nasıl hayatta kaldın? Bak, bak kardeşim. Bak. Bu arada ben bunu yürütebilecek miyim acaba? Oh! Hemen hallettik, hemen yürüttük silahı. Bunu hemen bir tamir edeyim ben bununla. Oh, oh ne güzel, oh ne güzel. Bak ille de öldürmeme gerek yok çalmak için. Ama az önce adamı öldürmek zorunda kalmıştım. Boşuna silah şey yapmamız gerek yok. Abi Cenk mi, Serdar mı? Kardeş, ben Cenk. Şu anda Serdar'ın yayınına konuk olmuş durumdayım. Ha, yarın Serdar kendi yayını yapacak. O zaman gidip ona istediğin soruyu sorabilirsin. Ha, ben Cenk ve bu da benim hikayem. Bu arada şuradaki tüccara da bir şeyler sormamız gerekiyor. Hemen onu da hallederim. Evet, dışarıda birisi daha varmış. Ona da soralım bir şeyler. Apo, sana Illuminati'ci dememin bir sıkıntısı var mı? Nedenini sorma. Illuminati neymiş ya? Onu ben bilmiyorum. Bizim buralarda öyle bir şey yok. Dinamit vermen gerekecek ihtiyar. Silah. Hadi be. Saat kaç acaba? ...11.03. Tüh be, bu adama ikna edemeyeceğiz gibi. Bakalım dergilere. Varsa bir şey. Yok. Sen cevap ver. Diyeyim mi demeyeyim mi? Ne diyeceksin? Kardeş, benim Illuminati midir? Illuminati midir? Memati midir? Neyse, onunla bir alakam yok. İstediğini diyebilirsin. Sıkıntı değil benim için. Ama ne zaman bir altı patların mermisi böyle hafifle üzerine gelir orasını bilemeyeceğim. Kardeşim, haydutlarla mı iş yapacaksın, insanlarla mı iş yapacaksın? Onu bir söyle bakayım. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. Ali Sancak, hoş geldin. Ben Cenk. Hadi görüşürüz. Dur, sana bir şeyler daha satayım ben. Seni satacak bir şeyler var mı ama? Seni satacak bir şeylerin de yok. Ne yapacağız onu? Nasıl halledeceğiz? Sen satacak hiçbir şeyin yok. Sanchez sarsa parayla bile yok. O olsa alırdık ama yok, o da yok. Neyse, yapacak bir şey yok artık, ben gidiyorum. Son olarak da bu elemanın yanına gideceğiz. Cenk Ahbap, bu işler zor mu diye sormuş. Silahımı çıkarıp birilerini vurmak benim için hiçbir zaman zor olmadı. Benim için zor olan Yurtseverin patlayıcı kitabı. Aha lan, ihtiyara gidip şey yapabiliriz artık, ikna edebiliriz. Benim için her zaman zor olan insanları, insan yönü zor olmuştur bu işin. Her zaman insan yönü zor olmuştur. Yoksa biyoloji basit bir şey. Yani sıkıyorsun ölüyor. O kadar zor bir şey değil. Parayı veriyorsun, insan da ikna ediyorsun ama bazen inat ettikleri zaman sıkıntı oluyor. Aynen. Kasabaya haydutlar gelecek. Dünya bu hale gelmemiş olsaydı ne yapardın? Ya aynısını yapardım herhalde. Dünya çok da değişmedi. Cenk, Serdar Apap ne zaman gelecek? Serdar bugün yok. Serdar bugün yok. Serdar yarın gelecek. Yarın 7'den 9'a yayın mı, ay mı bir şey yapacakmış, o zaman gelecek. Doktor, sana da bu arada teşekkür ederim baştan yardım ettiğin için. Şapkan gitti. Artık onun hakkında yapacak bir şey yok. Aa, yani öyle. Apop, senin meslek ne? Ben normalde kafa avcısı olarak iş yapıyordum. Ayrıkları veya başına ödül konmuş herkese öldürüp duruyordum. Kim bazen devlet tutuyordu. Bazen başına ödül konmuş insanları alıyordum. Bazen böyle rastgele insanları şey yapıyordu. Birileri istiyordu. Birilerinin ölmesini istiyordu. Ben de ona göre iş yapıyordum. Ama şimdi
Öylece dolaşıyorum. Yeni Kaliforniya Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti ve Sezar'ın Lejyonu arasındaki savaşta kendi paramı yapıyorum. Kendi çıkarımı gözetiyorum. Bu işler böyle. Bu arada benim şey yapmam lazım ya. Çok çok neyse buraya devam edelim de. Teşekkürler. Sanırım bundan sonra savaşa gireceğiz. Emin değilim ama savaşa gireceğiz bundan sonra. O zaman sana zaman yolcusu diyeceğim. Aman aman bırak ne biçim espriye. Bak burada mesela gülüyorum ben. Birazcık ciddi ol be. Bu dünyada birazcık ciddi ol be. Şu dünyaya bak be. Yıkılmış karşında çöp bir dünya var. Çöpten oluşan bir dünya var. Çöp dünyası diyorlar buraya. Çöp toprakları diyorlar. Wasteland diyorlar. Çöp toprakları diyorlar. Birazcık ciddi olalım ya. Yeter. Neyse. Bu arada bu çöp diyarlarıyla sizi baş başa bırakacağım ne yazık ki. Şuradan bir tane daha son bir Sunset Safari ile çakalım. Kendimize gelelim. Ve benim hikayemi dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım benim hikayemden keyif almışsınızdır. Hikayemden keyif aldıysanız bu hikayeyi daha fazla kişiyle, daha fazla dostla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sefere, bir sonraki haftaya görüşmek üzere. Hayatta bol paralı, bol tabancalı ve bol artık şanslı olmanız dileğiyle. Adios. Adios.